Zeynep Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz? Merhaba, tekrardan ben Zeynep Çakır. 78 İzmir doğumluyum. Evliyim, 17 yıllık. 14 yaşında bir tane kızım var. Ev hanımıyım. Kitap okumayı çok seviyorum. Ne güzel. Yani kendim hakkında söyleyebileceğim bunlar. İrem Bey ile tanışma hikayeniz nasıl başladı? İrem Bey ile tanışma hikayem, annemlerin çok yakın arkadaşları vardı. Biz hala diyoruz. Onun sayesinde oldu. Halam daha önce buraya birçok hasta göndermiş ve kendi de burada ameliyat olmuş. Hatta kızının hayatını Refik hocamın kurtardığını söyledi. Kızı çok riskli ve çok sıkıntılı bir hamilelik yaşamış. Ondan sonra o da bana açıkçası bir güven verdi. O güveni alınca ben de Refik hocama geldim. Bizim tanışmamız bu şekilde oldu yani. Peki sizi buraya yönlendiren şikayetleriniz neydi? Hastalığınız neydi? Problem neydi? Benim miyomlarım vardı. İlk hamileliğimde düşük yapmıştım. Ondan dolayı sıkıntılı bir süreçti zaten. Düşük yapınca yapılan yanlış kürtajdan dolayı miyomlarım oluştu. Daha sonra kızıma hamile kaldım. İşte kızımı doğum yaptıktan sonra tabii ki biraz da ihmalkarlık oldu hayatımda. Yani bazı problemler oldu, ihmalkarlıklar oldu. Bu zamana kadar gelindi ama sıkıntılarım çok fazlaydı, çok büyüktü yani. İşte bel ağrısı, sırt ağrısı, ondan sonra işte kanamalarım çok fazla, şu son bir senede kanamalarım çok fazla arttı. O yüzden hani artık duracak ve kaçacak yanım kalmadığı için buraya geldim. Kapalı ameliyat laparoskopi yöntemiyle şikayetlerinizden kurtuldunuz diyebilir miyiz? Bu yöntemle ameliyatınız gerçekleşti. Evet. Ameliyat sürecinizle ilgili bizimle biraz bilgi paylaşır mısınız? Nasıl geçirdiniz? Şöyle söyleyeyim size. Ben daha önce halamdan ötürü İrem Bey'i takip ediyordum zaten. Sosyal medya, işte Facebook'tan, Instagram'dan falan. Bir de böyle bir niyetim vardı açıkçası. Ben bu laparoskopi yöntemini hani çok merak ediyordum nasıl olduğunu ve kesinlikle o şekilde istiyordum. Çünkü neden? Benim doğumum sezeryanlı oldu ve çok sıkıntı yaşadım sezeryanlı doğumda. Varislerim vardı ve o yüzden çok sıkıntı yaşadım. Hani ayağa kalkamadım, işte baygınlıklar geçirdim falan. Çok sıkıntılı bir süreçti. Hocama geldiğimde de ilk söylediğim şey, hocam hani mümkünse laparoskopiyle olmak istiyorum. Hani tek isteğim bu, ne yaparsanız yapın beni o şekilde ameliyat edin oldu. Hocam da tamam dedi, nasıl istiyorsan öyle olsun dedi. Ve hani ameliyattan çıktığımda o kadar büyük bir kitlenin, gerçekten çok büyük. Hani normalde hocam bana 2-2,5 saat sürer dedi ameliyat. Hani en fazla o şekilde sürer dedi. O benim ameliyatım 6 saat sürdü. Çok büyük bir ameliyat sürdü yani. Ondan sonra ama iyi ki de laparoskopiyle olmuş. Çünkü ben çok kötü olurdum. Yani hani bunu kelimelere falan sığdıramıyorum. Çok kötü olurdum eğer açık ameliyat olsaydım. Ameliyat sonrası süreci nasıl geçirdiniz? Ameliyat sonrası sürecim, tabii takdir edersiniz, ilk iki gün hani belli sıkıntılarım oldu. Ama şöyle anlatayım size, en kolay yöntem bu olur herhalde diye düşünüyorum. Hani doğum yaptım sezeryanla, bir de yani doğum gibi bir şeyi laparoskopiyle yaşadım. Ya bu çok kolaydı. Ya bu çok, gerçekten çok kolaydı yani. Hani ben diyorum ya, Allah korusun, bana bir daha sorsalar hani bu şekilde bir ameliyatı laparoskopi derim. Bir daha sorsalar yine o şekilde söylerim yani. Yani çok kolaydı. Sizin gibi benzer şikayetleri olan hastalar için, şu anda bu süreçte olanlar için, evet, ama kararsız olanlar için ameliyatla ilgili ya da tedavi yöntemleriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Bir kere kesinlikle İrem Bey'e gelmelerini söylerim. Kesinlikle söylerim. Yani çünkü gerçekten hani bunu şey olarak algılamasınlar. Ben biraz hani şeylerimde dürüst ifade ederim söyleyecek olduğum şeyleri. Kesinlikle İrem Bey'e gelmeliler. Bunu söylüyorum. Refik hocalarımla kesinlikle tanışmalılar. Bunu da söylüyorum. Ve hani açık ameliyat bilmiyorum ya. Ben hani kesinlikle laparoskopi diyorum yani. Açık ameliyat gerçekten çok zor. Ve bunun iyileşme süreci çok daha farklı. Hani çok daha çabuk iyileşiyorsunuz.
hayata çok daha çabuk atılıyorsunuz. İnanın ben hastaneden geldim. O gün evde işte annemin zoruyla biraz yattım divanda. Ertesi günü kalktım ben bulaşık yıkıyordum. Yani çok daha hızlı hayata kesinlikle çok daha hızlı dönebiliyoruz. Kesinlikle çok daha hızlı. Yani dediğim gibi hani hiç ameliyat olmamış gibi falan hissediyorsunuz kendinizi yani. Çok daha hızlı. Şu anda ameliyatın üzerinden ne kadar zaman geçti? Ne diyeyim size 32 gün. Bir ay kadar bir zaman 32 geçti. 32 gün. Ve size bir şey söyleyeceğim belki komik gelebilir. Ben camlarımı sildim. Evet. Ne diyeyim size bir hafta önce falan ben camlarımı sildim. Yani düşünün yani o derece hani evimin camlarını bayağı tıkır tıkır sildim. Ve yani daha öncesinde yaşadığınız hiçbir rahatsızlık, problem, şikayet kalmadı diyebilir miyiz? Hiç. Yani şu an hani kendimi kalkıp böyle sabah, en çok da sabah zaten hani o bel ağrılarım, sırt ağrılarım falan çok problemim oluyordu. Şu an sabahları kendimi kalkıp denediğimde falan ya diyorum bu ben miyim diyorum hani. O şekilde düşünüyorum yani. Hayat konforunuz %100 arttı diyebiliriz. Kesinlikle arttı. Çok fazla arttı yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu sohbet için. Eğer eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alıp çekimi artık sonlandırabiliriz. Vallahi ben aslında şöyle söylemek istiyorum. Benim yaşadığım çok zor bir ameliyattı. Gerçekten belki hani diyorlardır insanlar kendine hani rahim ameliyatı ne kadar zor olabilir? Hayır kesinlikle böyle düşünmesinler. Gerçekten çok zor bir ameliyattı ve ben bir noktada ölümden döndüğüme inanıyorum. Ama kesinlikle kesinlikle İrem Bey'e güvenmelerini tavsiye ediyorum insanlara. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş teşekkür olsun ederim. Tekrar. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ederim. Çok sağ olun.